Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz sistem su türbinleri için 1400-1500 devirde kullanabileceğiniz bir alternatör sistemidir. Yani sudan elektrik elde edersiniz. Bu normal bildiğiniz motordur. Hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 1.1 kW'dir. Bu kutu bundan elektrik ürettiriyor. Yani manyetik enerji olarak elektrik ürettiriyor. Kısaca jeneratör haline dönüştürmüş oluyor. Şimdi bunun çalışmasını özellikle söyleyeyim. Buradan gelen, yani motorumuzdan gelen 4 tane kablo vardır. Bunun bir tanesinin nötr, 3 tanesi de faz. Aynen bu şekilde yine bir tanesi nötr, 3 tanesi faz. Bu da topraklamadır. Bakın burası da boş, toprağa bağlanmadı. Ve bu kutuya girer. Kutudan sigortalar vasıtasıyla, burada göreceğiniz biraz sonra voltaj vasıtasıyla da elektrik ürettiğini, 1500 devirde elektrik ürettiğini göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim, bu 1 kW diyelim, 330 watt. Yani 3 tane ayrı ayrı 330 watt enerji alırsınız. Şu ise, bakın burada DC diye yazdım. Bu sadece bu 3 fazın, yani 300 watt, 300 watt, 300 watt'ın birleşimi, 1 kW'yi buradan alabilirsiniz. Amasını da söyleyeyim, bakın ısıtıcı ve ampul de kullanabilirsiniz. Başka şekilde buraya bir şey bağlamayınız. Aksi takdirde cihazlarınız arıza görür. Sadece ve sadece tekrarlıyorum, ısıtıcı ve ampul bağlayabilirsiniz. Şimdi ayrıca tabii şuraya bakacaksınız. Burası 170 volt ise burası 220 volt olur. Çünkü burası biraz daha yüksek enerji verir. Onu da özellikle belirteyim. Şimdi çalıştıralım. Göreceksiniz. Bakın biz burada yön veriyoruz sürücüyle ve üretime geçtiği zaman, belirli devire geldiği zaman, bakın 130 devir, biraz daha hızlanınca 220 deviri, 220 voltu göreceksiniz. Bu 220 volt demek 1500 deviri görmek demektir. Evet, şu anda bakın 1500 devirle suyla döndüğünü düşünelim. Bakın şimdi açıyorum, ampulümüz yandı. Bu ortanın, bu da bunun, bu ise DC motor, DC çıkış bunundur. Bakın ortayı da şey yapalım, o da bakın voltajı 219 volt. Şimdi bir RAM ayakkabı çalıştıralım, görelim. Şunu çıkaralım, şuraya ayakkabı bağlayalım, bu yansın. Şunu söndürelim. Yok, şunu açıyoruz. Evet. Bakın ayakkabımız da çalışmakta. Voltajımız bakın 219. Hatta iskrenimiz bile çalışır. Evet. Voltajımızı da görüyorsunuz. Bakın bu ampulü de yakalım. Şimdi şuna 175 volta düşürelim. Yani devir düşecek bunda. 175 volta düşürelim. Tabii neyle düşürüyoruz? Biz bunu devirle düşürüyoruz. Siz onu suyla 170 volta. Bakın burada da ampulümüz gayet güzel. Tabii sigortayı taktık. Şöyle onu düzeltelim. Evet. Şimdi biraz önce LED ampulü, tabii LED ampul değil, normal filaman ampul çalışır. Onu da özellikle belirteyim. LED ampul onu verdi. Bu LED ampul DC ile çalışmıyor. Onu da vurgulamış olalım. Bakın burada gayet güzel çalışır. Şeyde de ölçelim. Evet. Şunu da ölçelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada 170 volt. Şimdi burayı ölçelim. 220 olarak göreceksiniz ama DC olarak göreceksiniz. Bakın 215 DC volt. Evet. Burası 174-175 voltken burası 220. Bunu da özellikle belirteyim. Evet. Su türbini olarak veya projelerinizde 1500 devirde kullanabilirsiniz. Şunu da özellikle belirteyim. Mesela sadece şu kutuyu bir başka sizin motorunuza, 3 kW'lik motorunuza da bunu bağlayabilirsiniz.
Yani 3 kahveye kadar şu kutu sizlerin işinizi görür. Eğer bu şekilde isterseniz böyle komple de gönderebilirim. Sadece kutuyu da gönderebilirim arkadaşlar. Yapacağınız projelerde başarılar dilerim.